24 ekranlarından hepinize ak saygılar, mükerrer sevgiler efendim. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin ve dünyanın gündemi bu hafta da hızla değişti. Manşetler hızlandı. Biz bugün bunları konuşacağız. Sizler hoş geldiniz, sizler de hoş geldiniz. İsterseniz böyle hem seyircilerimize de böyle hatırlatmak bahabından bu haftanın olaylarını bir cem ederek dile getirelim. Bu başlıklar üzerinden de zaten sohbetimizde yürüyeceğiz. Biliyorsunuz en son şu Trump Kim Jong-un'la telefon görüşmesi yaptı. Bunu cebe koyduk. Enteresan şeyler oluyor orada. Doğu Akdeniz'de güç savaşları hızlandı. Biliyorsunuz ABD'nin 6. filosunun rotası Akdeniz'e doğru döndü. Bu hem manşetleri hızlandırdı hem de bölgeyi hızlandırdı. Ve bu rotanın bir anlamı var mı? Yoksa rutin bir şey mi? Bunu da konuşacağız. Evet. O Trump'ın çelik kararı ortalığı daha çok dalgalandırdı. Çok belli ki daha da dalgalandırmaya devam edecek. Buna siz çok güzel bir şey söylediniz, ticaret savaşları diye. Bunları konuşacağız. Hatta bu konuda AB-Türkiye ittifakından bile söz edilmeye başlandı. Musibet da iyilik mi getiriyor acaba? Yani enteresan tabii. Yine biliyorsunuz ABD elçiliğine yönelik bir DAEŞ tehdidi gündeme gelmişti. Ve elçilik iki gün boyunca kapalı kaldı. Aslında bu durum da bir ilginçlik içeriyor. Bu başlıklara da yakından bakacağız. Alman ırkçı parti AfD enteresan bir biçimde hem Kırımlılarla hem Esed yönetimiyle görüştü. Burada bir durum var. Bunu da başlıklarla açacağız. Şimdi ABD-Rusya ilişkilerinde gizli bir toplantı var biliyorsunuz. Bu sürüyor gizli kapılar ardında ama Putin bir açıklama yaptı bu konuşmalar sürerken. Dedi ki Rusya Türkiye'ye yönelik herhangi bir nükleer saldırı tehdidine karşı harekete geçmeye hazır. Putin neden böyle bir şey söyledi? Yoksa masada bu konuşmaların arasında masada Türkiye mi vardı? Ya da biliyorsunuz ABD ile Türkiye'nin arasındaki fay hatları epey bir sarsıldı, açıldı. Bunu mu kullanmak istiyorlar? Kendi açılarından belki bir şey olabilir. Uzun bir giriş yaptım ama o kadar çok şey oldu ki. İsrail Başbakanı biliyorsunuz yine ABD'ye gitti. Trump'la görüştü. Trump 14 Mayıs'ta Büyükelçiliğin açılışına katılabilirim dedi. Aman Allah'ım bu büyük bir felaket olur. Bu gerçekleşir mi? Bunu da konuşacağız. Bölgedeki diğer gelişme Suudi Arabistan'da oldu. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları biliyorsunuz görevden alındı. Diğer taraftan Trump Katar Emiri ile görüştü. Burada da ilginç şeyler oluyor ve Afrin operasyonu bölgede sürüyor, devam ediyor. Bölge etkileri de öyle devam ediyor. Cenderes de alındı. Afrin'e doğru çok yaklaştık, merkeze doğru. ABD Dışişleri Başkanı biliyorsunuz Mimbich için işte yarısını siz, yarısını biz yönetelim demişti. Biz daha sen neredesin dercesine Kuzey Irak'tan söz ettik. Bu ne demek, ona da bakacağız ama her şeyden önce biliyorsunuz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü ve biz Suriye'de cezaevinde yaklaşık 6000 kadın cezaevinde tutuluyor. Bunlar İnsanların için bir yüz karası muamelelerini. Evet. Bir vicdan konvoyu düzenlendi. 200 araçla 55 ülkeden katılımla yapıldı. Muhteşem bir organizasyondu. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz 24 ekibi olarak sevgili İlker Ulu'yla birlikte görüntü yönetmenim güzel bir belgeselini hazırladık. Sevgili Zeynep Türkoğlu da bizimle birlikteydi. 24 ekibi olarak biz oradaydık ama her şeyin öncesinde isterseniz bu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden başlayarak bir yola çıkalım. Suriyeli kadınlarımızın o acılarını biz de bir dile getirelim. Ve sizinle başlayalım Sayın Vekilim. Öncelikle ben 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tüm kadınlarımız adına kutluyorum. Kadınlarımıza daha nice yollar açar diye temenni ediyorum. Çünkü kadın dediğimiz zaman son dönemlerde ne yazık ki hep kadına karşı şiddet, kadın ölümleri, işte şu anda Suriye ve bu bölgede yaşayan kadınların çektiği ızdıraplar, mağduriyetler bu şekilde gündeme geliyor. Bu bir gerçek ama bunları düzeltmek için de elimizden geleni yapmalıyız. Bu arada erkeklerimizin de Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Neden? Çünkü kadınlara değer veren, saygı gösteren bütün erkeklerimize de teşekkür ediyorum.
Bu bir zihniyet dönüşümü, toplumsal bir zihniyet dönüşümü. Kadınlar Günü dediğimiz zaman sadece kadına karşı şiddet değil, demin söylediğim gibi evet psikolojik, cinsel ve ekonomik bazı suistimallere maruz kalıyor kadınlar. Bütün dünyada bu. Yalnız Türkiye'nin sorunu değil. Ve bütün dünyada uluslararası düzeyde ortak bir şeyler yapmak gerekiyor. İşte bu vicdan konvoyu da bunun güzel bir yansıması diye düşünüyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi 55 ülkeden katılan kadınlarımız seslerini duyurdular, sessiz çığlık attılar ve uluslararası hukukun yapamadığı bir alanda kendileri orada vicdanların sesi oldular. Bu çok çok önemliydi. Çünkü en ufak bir şeyde insan hakları diye ortaya çıkan bazı ülkeler, özellikle gelişmiş ülkelerin bu konuda hiçbir şey yapmadığını ve sessiz kaldıklarını görüyoruz. Ve bu anlamda da bence çok çok önemli bir farkındalık olayıydı. Biz de iki gün önce gece çarşamba akşamı Eskişehir'den vicdan konvoyumuzu uğurladık. Bu çok önemli bir mesaj dünyaya. Ayrıca bu mesajı şimdi bizim uluslararası platformlarda dile getirmemiz gerekiyor. Bu da nedir? Bu farkındalığı yaymamız gerekiyor. Örneğin önümüzdeki toplantıda, Nisan ayındaki toplantımızda ben Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde vicdan konvoyu hedefleri konusunda bir konuşma yapacağım. Ve Avrupa Birliği'ne, Amerika'ya, diğer ülkelere siz ne yaptınız, neden bu kadar sessiz kaldınız diye artık sorma hakkımız var. Şimdi kadın dediğimiz zaman evet ne yazık ki olumsuz bir konularla anılma ortamı var. Ama kadın aslında toplumun temeli, işte güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum diyoruz. Ben ona bir de güçlü ekonomi ekliyorum. Çünkü kadının istihdamdaki yeri çok çok önemli. Kadının istihdamdaki yeri istediğimiz oranda değil ne yazık ki. Tabii ki 2018-2023 hedeflerimiz vardı. Yaklaştık mı? Yaklaştık. Ama hala çok arzu ettiğimiz boyutta değil. Ben sizlerle birkaç veriyi paylaşmak istiyorum. Örneğin kadınlarda şu anda iş gücüne katılma oranı %33.8, erkeklerde %72.1. Şimdi arada büyük bir makas olduğunu görüyoruz. İstihdam oranına bakıyoruz, kadınlarda bunlar 2007 sonu verileridir. 29.3, erkeklerde 65.8. O zaman ne oluyor tabii? Bu aradaki makas her iki tarafta zaten açık ama kadınlarda biraz daha açık. Kadınlardaki işsizlik oranının çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Erkeklerde %8.8 iken kadınlarda %13.4. Şimdi bunu neden vurgulamak istiyorum? Bir, kadın eğer ekonomide yer alırsa ekonomi gerçekten güçleniyor. Örneğin 10. Kalkınma Planı'nda yapılan bir çalışma var. Birleşmiş Milletler'in, pardon, Dünya Bankası'nın yaptığı bir çalışma var. Mikro simülasyonlarla 10. Kalkınma Planı öncesi yapılan analizlerde şu görüldü. Eğer kadınlarda istihdam oranı %16 artarsa toplumun yoksulluk oranı yüzde kaç düşecek? Eğer kadın tam zamanlı çalışma oranını %6 arttırabilirsek yoksulluk oranı toplumun %15 düşüyor. Bakın yani ne kadar fazla zincirleme etkisi var. Ve eğer yarı zamanlı çalışır, istihdam oranını yarı zamanlı %6 arttırırsak bu sefer de %8 yoksullukta düşüş görüyoruz. Bunlar çok önemli veriler. O zaman ne yapmamız lazım? Kadınlarımızın daha fazla iş gücü... Geldiniz. En son Amerika kontrol altında mı? Kontrol altındaysa kimin kontrolü altında sorusunun cevabını ararken küçük bir şey eklemek istemiştiniz. Lütfen evet, oradan devam edelim. Bu şeyle ilgili Rusya-Amerika pazarlığı, hı hı, ve Türkiye masada mı meselesi çok mühim. Bizim jeopolitiğimiz gereği, hı hı, büyük güçlerden biriyle gerilim yaşadığımızda diğeriyle dengeler kuruldu. Yani mini mücadele yıllarına bakarsınız. İngilizlerle savaşıyorsanız işte Ruslarla temas kurmuşsunuz. Fransızlar yardım eder. Fransızlar yardım eder. İşte Kıbrıs harekatı sonrası dönemi ben taramıyorum, benziyor mu diye. Ambargo sonrasında düşünün, soğuk savaş yıllarındayız. Türkiye NATO'da, Sovyetler Birliği'nin Genelkurmay Başkanı Ankara'ya geliyor ve diyor ki kameraların önünde, ne kadar silah ihtiyacınız varsa biz size verelim diyor.
Diğer haberlerde Türkiye İslam Konferansı Örgütü'nde işte yıldızı parlıyor. Yani ne oluyor? Gerilim yaşadığınızda batıyla sizin döndüğünüz hem güneye doğru hem de doğuya doğru bir jeopolitiğiniz var. Aslında bu jeopolitik dengeler tekrar işliyor. Putin ne yapıyor? Putin şunu yapıyor. Türkiye Amerika ile bir önemli pazarlık masasına otururken Türkiye'nin azami taleplerini masada tutmasını sağlıyor bunu söyleyerek. Yani bu ne demek ki sizi nükleere karşı koruruz? Gerekirse Amerika ile kapışın. Hiç korkmayın. Biz buradayız ve biz size bir yeni güvenlik şemsiyesi sağlarız demek. Bunun anlamı şu, masada ne istiyorsanız onda ısrarcı olun. Sağlar mı sağlamaz mı ayrı mesele. Rusya'nın bu krizlerden temel beklentisi Türkiye ile NATO arasındaki makasın açılması ve Türkiye'nin Batı ittifakından adım adım ayrılması. Bunu zaten ABD'de Pentagon da söylüyor. Söylüyor kesinlikle ama şöyle de bir hakikat var. İşte o ittifakın bir anlamının olup olmadığını da gerçekten Türkiye bu masada görecek. O yüzden de bunları da görerek bir makul teklifler silsilesiyle Türkiye'nin karşısına çıkması lazım Amerika'nın. Ha o şeyi de söyleyeyim, mesela nükleer meseleyi de. Şimdi büyük güçlerle bir şeyiniz varsa, takışmanız, size doğrudan saldırmazlar. Şimdi modern çağın dinamiği şu, milliyetçiliklerin, kimliklerin yükseldiği bir çağda bir büyük güç bir ülkeye saldırırsa doğrudan o ülkeyi kaybeder. Mesela Irak'ı düşünün. Amerika Irak'ı işgal etti. Her şey sizin için müsait ama Irak'ta duramadı. Bugün Amerika'nın bizzat iktidara taşıdığı kesimler dahil herkes Amerikan karşıtı Irak'ta. Yani 10 sene idare ettiği bir ülke. Ne yaparlar? Sizi uğraştırırlar. Etrafınızdaki güçlerle çatışma zeminini arttırırlar, sizi dengelerler ve ondan sonra sizde bir irade değişimi ve dönüşümü olmasını beklerler. Nükleer silahlar küresel strateji bakımından önemlidir, bir denge durumu oluşturur ama onların kullanımı ya da onların kullanımı aşamasına gelecek olan çatışmalar, onlar çok çok daha zor ve teferruatlı meseleler. Bu nükleer silahlarla ilgili kullanılabilir nükleer silah falan tabii, diye bir şeyler anlatıyorlar ama. Onunla ilgili yeni ama projesi var Trump'ın, onu onayladılar. İsterseniz biz oradan şu Doğu Akdeniz meselesine bir girelim. Çünkü girdik bir çıkamayız. Bir de o silahlardan çok anlamıyorum ben. İyi dinleyeceğim ama isterseniz şu Doğu Akdeniz'e bir bakalım. Çünkü Doğu Akdeniz'de eni konusular. Tabii. Bu da yine Rusya ile bir tarafıyla da bağlantılı. Evet. Şimdi Doğu Akdeniz'de soru burada şu. Tabii. Nasıl bir güç savaşı var? Ve bu modern dünyaların savaştığı yer olarak merkez üssünü Doğu Akdeniz seçmiş olmalarının da bir anlamı olmalı diye düşünüyorum. İsterseniz şöyle yaşanan olayları hatırlamak adına bir cem edelim. Belki daha iyi yürürüz bu başlıkta. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'nin bir Afrin operasyonu var. Ve bu Afrin operasyonuyla birlikte Yunanistan ve bu Güney Kıbrıs fırsat bu fırsattır diye bir sondaj çalışmasına girdi. Bir İtalyan firmasında falan anlaşmışlar. Ermenistan da protokolleri iptal ettiğini açıkladı. Yani aynı döneme denk geldi. Aynı döneme denk geldi. Tevafuk. Evet. Tesadüf. Şimdi Doğu Akdeniz'in altında bu sondaja kalkınca tabii hemen Sayın Genelkurmay Başkanı hemen AVAX içinden bir açıklama yapmıştı biliyorsunuz. Yani biz her tarafı izliyoruz, her tarafa yeteriz bir malinde bir açıklama yaptı, bir gözdağı verdi. Sonra bu İtalyan sondaj firması işte gakkuk edip oradan gitmeyince bizim biliyorsunuz donanma oraya gitti. Görünce bunlar birlikte batarız deyince oradan tası tarağı topladılar. Şimdi ABD'nin 6. filosu oraya doğru yola çıktı biliyorsunuz. Söylenen o ki zaten oraya geleceklermiş. Sadece biraz daha öne almışlar bu gelişi. İyi de gemide burada bir durum var. Yani 6. filonun oraya gelmesi, çünkü hele hele biraz önce söylediğiniz yerden ABD-Rusya ilişkileri bakımından bakarsanız Rusya'da biliyorsunuz Karadeniz'de de kapışıyorlar. İşte ABD'nin savaş gemisi, ikinci savaş gemisi gitti. Evet. Hemen işte öbürü Fırkateyn falan gönderdi. Karadeniz'i orada burada. Yani yeni dünya düzeni diyoruz ya. Yeni kurallar koyuyorlar ya ortaya. Ben koyarım, sen koyarım davası sürüyor. Neden Doğu Akdeniz? Çünkü çok verimli. Bir de şöyle bir şey var efendim, malumunuz. Şimdi
Bu Ukrayna gerilimi yükseldiğinde yapılan espriler arasında evet. şey vardı, işte bir Putin resmi altında da kış geliyor. Meşhur diziye de atıf. Neden? Çünkü Avrupa'nın vanası elinde diyordu. İşte Amerika'nın stratejisi Avrupa'nın alternatif gaz tedarik kaynaklarına sahip olması. Eğer alternatif gaz tedarik kaynakları olursa Rus şantajı ortaya yerden kalkar ve Avrupalılar Amerika'nın arzu ettiği gibi Rusya'ya karşı daha sert refleks gösterebilirler. Bununla ilgili bir genel stratejisi var. O yüzden de işte Azerbaycan'dan gelen bu TANAP'ı da destekliyorlar. Evet. Güneyden gelecek diğer boru hatlarını da istiyorlar ve destekliyorlar. Tabii şimdi Türk-Amerikan gerilimi yükselince Türkiye bilakis ilave Rus gazının Avrupa'ya gidişinin önünü açtı. Yani Rusya ile Karadeniz'de yapılan o Türk akımı anlaşmaları vesaire filan anlamı bu. Şimdi Doğu Akdeniz'deki meselenin tabii çok boyutu var. Söylediğiniz husus doğru. Şu anda en çok sayıda ülkenin donanmasının birbirine en yakın olduğu deniz olarak Doğu Akdeniz karşınıza çıkıyor. Şöyle bir seyri sefer halindeki donanmaları, gemilere baktığınızda bunu görüyorsunuz. Belki de Güney Çin Denizi böyle çok gerilimli bir bölge küresel jeopolitik açısından. Tabii burada ekonomik açıdan bakıldığında buradaki kaynaklar önemli. Ama gaz piyasasının güncel vaziyeti açısından hemen çıkarılmaya hazır değil. Yani bunu yarın çıkarıp Avrupa'ya satamazlar. Müşteri bulması lazım. Denizin dibinden çıkaracaksın. O çok ciddi bir maliyet getiriyor. Ama ne yapıyor? Yani krizin yükseldiği bir aşamada bu mesele de var diye masanın üzerine koyuyor. Yani Türkiye'nin önüne etrafında bulunan meseleleri hatırlatan bir jeopolitik gerilim kuşağı örülüyor. Bu jeopolitik gerilim kuşağının bir ucu Kafkasya'da. Aşağıya doğru iniyor ve bu Doğu Akdeniz çanağından da sinyaller geliyor. Fakat tabii bu davranış neyi zora sokar? Şimdi Kıbrıs meselesi nasıl çözülecek? Konuş bitmedi. Dediler ki bunun etrafında doğal gaz kaynakları ortaya yere çıktı. Çözüm için motivasyon artacak aktörlerin, işte zenginleşeceğiz falan diye. Ama onunla ilgili de bir şey çıkmıyor. O zaman bu kriz onların umduğu gibi bir yere doğru evrilmez. Tam tersine Kıbrıs'ta bu sefer işte taraflar eğer hiçbir şeyde anlaşamıyorlarsa, bir taraf bu kaynakları çıkarmak hususunda da çok aceleciyse, o zaman hızlı bir ayrılmaya doğru ve bu ayrılmanın uluslararası alanda tescili taleplerine doğru bir yere evrilebilir. Peki şimdi Sayın Vekilim, şimdi Doğu Akdeniz gerçekten çok bereketli bir yer. Bu Irak, Suudi, Suriye, Körfez petrolleri vesaire hepsi doğalgaz, yeni kaynaklar falan çıkıyor. Genel durum böyleyse, işte biraz önce Sayın evet. Hocam da anlattı, oraya bir girişimler olacak belli. Yani evet. madem ticaret savaşları siz de söylediniz var, oraya bir girişim olacak. ABD'nin burada rolü nedir? Tabii. Şimdi kaldığımız yerden devam edersek, ben sadece bunu ekonomik ve ticari açıdan değerlendirmek yerine bir de jeostratejik, jeopolitik ve jeoekonomik açıdan bakmak istiyorum. Çok kısaca şöyle bir kronolojik birkaç şey paylaşmak istiyorum ki sonra onların satır aralarını hep birlikte değerlendirelim. Şimdi 2008-2009 küresel kriz, her küresel krizden sonra mutlaka bir işte dünya savaşı yaşanmıştır. Umarım bu onun başlangıcı değildir. Ve 29 Ocak 2019'da Davos toplantısı ve Cumhurbaşkanımız orada çok net bir tavır koydu İsrail'e karşı. Aralık 2010 Tunus Baharı, Ocak 2011 Mısır Baharı, bakın hangi tarihlerde başlamış. Aslında şu anda geldiğimiz noktanın tohumları, alt yapısı o dönemlerde oluşturulmuş. Daha sonra Sudan'ın kuzey ve güney olarak bölünmesi, işte böl, parçala, yönet şeyi. Mart 2011 Libya baharı. Şimdi bu bahar, Arap baharları bitti. 2011 Mısır'ın geleceği toplantısı Şarm el Şeyh'te yapıldı ve 60 ülkenin konsorsiyum olarak katıldığı, İsrail katılmadı ama orada Mısır'ın geleceği değil aslında Orta Doğu'nun ve Kızıldeniz'in geleceği konuşuldu. Daha sonra 2012'de bir İsrail projesi, çılgın proje, onu birazdan bahsedeceğim. Ama
Burada tam 2011'de bu toplantılar yapılıp Arap baharları her yerde gelişirken Sayın Cumhurbaşkanımızın 2011'de Somali gezisi. Bakın bunların hiçbiri tesadüf değil. Onların satır aralarını okumamız lazım. Çünkü Türkiye'ye diyoruz ki bölgesel güç, küresel aktör artık deniz aşırı stratejik hamleler de yapabiliyor. İlk hamle burada. Daha sonra işte Türkiye'de gezi olayları, dershane olayları, orada detaya girmeyeceğim. 17-25 yargı darbesi diyoruz. Türkiye'nin içinde de epey aktivite başlıyor o dönemde yurt dışına. Çünkü büyük bir plan var. O plana kim engel olabilir? Türkiye, çünkü bölgesel güç ve Türkiye ile de bir şekilde yine dize getirme stratejileri diyelim hayata konuyor. Daha sonra 15 Temmuz. Ve 15 Temmuz'dan sonra şunu düşündü bütün dünya ve özellikle Batı, Amerika ve Avrupa Birliği. Askeri yönden artık çok güçsüzler. Ekonomik saldırılar dalga dalga geldi, hala geliyor. İşte en son açıklanan reyting kuruluşlarının değerlendirmeleri. Şimdi böyle bir Türkiye'ye biz yine diz çöktürürüz mantığıyla. Ama Türkiye o kadar güzel ve o kadar çabuk toparlandı ki, evet bu mücadele süreci devam edecek FETÖ'yle, o ayrı. Ama biz 15 Temmuz 2016'da böyle bir darbe girişimi yaşayıp bu hainler TSK içinden ayıklandı ve 26 Ağustos'ta Fırat Kalkanı'nı yaptık. 7 ay süren bir operasyondur. Bunu tahmin edemediler. Ve ondan sonrası geliyor. Şimdi tekrar şöyle bir bakarsak. Nisan 2016, bakın tarihler nasıl denk geliyor. Suudi Arabistan Mısır'dan Akabe Körfezi'nde Sanavir ve Tiran adalarını aldı. Ve diyorlar ki 6 yıldır devam eden görüşmelerdi bunlar. 11 görüşme yapıldı. Bakın 6 yıl öncesi 2010'lara geliyor yine. Yani senaryo aslında 2010'larda çok net bu bölgede oluşturulmuş. Daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri yine Güney Eritre'de adalar aldı. Gelelim Suudi Arabistan'a. Demin sizin bahsettiğiniz üç ülke. Neden bunlar bu bölgede İsrail'in ve Amerika'nın bu kadar yandaşı bir konumdalar? Suudi Arabistan petrol tabii fiyatları düştüğü için dış borcu arttı ve ilk defa 100 milyar dolar bir bütçe açığı verdi. Bunun tabii yurt dışından tahvil ihracına ilk defa çıktı çok uzun süreden sonra. Ve daha sonra Trump meşhur Suudi Arabistan ziyareti 20 Mayıs 2017 o sizin dediğiniz NATO küresi ve derken orada generaller ve prensler. Şimdi Türkiye'nin yapmak istediği nedir? Neden şu anda Doğu Akdeniz? Şöyle bir haritaya bakarsak burada Doğu Akdeniz dediğimiz zaman sadece buradaki enerji kaynaklarından bahsetmiyoruz. Burada aslında Süveyş Kanalı ile Kızıldeniz'in kontrolünden bahsediyoruz. Çünkü uluslararası ticarette %80 deniz yoluyla yapılır ticaret ve dünya ticaretinin %20'sine yakını bu Süveyş Kanalı'ndan geçiyor. Ve bunun alternatif yolu yok. Bu yüzden mi mesela bu artık kara savaşları sanki deniz savaşlarına dönüyor gibi altın Babilon'un gelmesi falan. Evet, oraya bağlayacağım şimdi. Böyle baktığımız zaman ve Süveyş Kanalı'ndan yaklaşık yılda 20 binin üzerinde gemi geçiyor. Yani çok önemli bir ticaret kanalı. Peki ne yaptı İsrail burada? Buna alternatif oluşturmak için Akabe Körfezi'nden, Elat'tan, Aşdot'a bir kanal açma. Paralel bir kanalı var, 350 kilometrelik. Ve şu anda onun çalışması ve bu görüşmeler 2011'de karar verilen ve yapılan çalışmalar. Ve o karayolları ve demir yoluyla da bunu bağlayacak. Ne yapıyor? Bir, İsrail Süveyş'i bypass ediyor. İki, ticari anlamda kazanım elde etmek istiyor. Buna ek olarak üç, burada çıkan doğal gazı Çin'e en rahat kendi kontrolünde ulaştırma imkanı alıyor. Suudi Arabistan hava yolunu da açtı kendisine. Tabii. Ve burada Sina Yarımadası var. Ve Sina Yarımadası şu anda en fazla silahlanmış bölge, silah deposu. Ve demin hocamızın bahsettiği Filistin sorununu bir sonraki adımını okuyabilirsek, orada Filistinlileri alıp Sina Yarımadası'na yerleştirmek. Hatta işte Sina Yarımadası'nın etrafına Mısır'dan iki önemli adayı aldı bu arada. Satın aldı. Ve belki de Filistinlileri oraya sürerek
böyle bir yeni oluşum, siyasi ve ekonomik anlamda bir plan vardı. Bu planın arkasında... Büyük şehir projesi var. Tabii. Ve bu planın arkasında da Amerika var, İsrail var. Ama yalnız başına yapamaz İsrail burada. Tamam, Amerika dünyanın polisi, her yerde üsleri var. İşte 150 ülkenin üzerinde 1000 üssü var. Tane. 350 bin askeri var bütün dünyada. Ama bakın, şurada bu ticaret kanalının bir bu başı var, bir de bu başı var. Ve bunların tutulması lazım. İşte İsrail burayı yaparken diğer yandaş Arap ülkeleri de, o yüzden kimse sesini çıkaramıyor. Çünkü onlar da bu senaryonun bir parçası. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan burada en fazla desteği veren. Peki biz ne yaptık? Bakın, şöyle bir güvenlik üçgeni oluşturduk. İşte deniz aşırı stratejik hamle derken Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı en önemli stratejik hamlelerden bir tanesidir. Bir, Katar'da Tugay düzeyine gelen bir şu anda üssümüz var. Askeri üssümüz var. 3000 asker olacak. Ve Amerika'nın da bu bölgedeki en büyük askeri üssü Katar'da. Katar aslında küçük bir ülke, 2,5 milyon. Ama çok önemli, doğal gaz rezervlerinde dünyada 3. ülke. Ve buraya geldik. Somali. Somali'de Türkiye'nin yine Anadolu kışlası var. Hı hı. Orada da askeri varlığını sürdürüyor. Ve gelelim en son Sevakin Adası. Sevakin Adası'nı da Sayın Cumhurbaşkanımız ziyareti sırasında teklif etti ve hemen kabul edildi. Bakın, orada şu anda güvenlik üçgeni. Bu nedir? Buradaki oluşturulan planın hepsini bozmak demektir. Siz burayı kontrol ediyorsunuz. Suudi Arabistan buradan adalar aldı. Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'den aldı. Yemen'i kontrol etmek istedi. Şurada gördüğünüz gibi Boğaz'da yine adalar şeyle. Bakın, o arada Yemen karıştı. Bütün bunlar, yani Yemen karıştı çünkü oraların kontrolünü almak istediler. Ama işte Türkiye'nin bu yaptığı, ben buna güvenlik üçgeni diyorum. Bu güvenlik üçgeniyle bu Amerika, İsrail ve yandaş ülkelerin bütün stratejisi, planı suya düştü. Bunun hem siyasi etkisi var, uluslararası siyaset anlamında, diplomasi anlamında, hem ekonomik ve ticari etkisi var. Dolayısıyla o yüzden Doğu Akdeniz Havzası çok önemli. Hem İsrail için, hem Amerika için. Ama Avrupa Birliği için de önemli, Türkiye için zaten çok önemli. Ama bakın, o satır araları okunduğunda artık şuradan çıkış Türkiye'nin kontrolünde. Orada büyük bir karakol var ve 6.863 kilometre kare gibi bir alanı kontrol ediyor. Neden? Burada Basra Körfezi'nde, burada hemen yine Kızıldeniz'de anlık askeri müdahale bile yapabilecek gücü var şu anda Türkiye'nin. İşte şu anda Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı birçok sorunun altında da sadece Orta Doğu'da bölgesel güç demiyoruz. Küresel aktör derken bunu kastediyoruz. Birçok uluslararası planı bozdu. O 6. filonun gelmesi de sanıyorum artık tesadüf değil. Evet, enerji bunun bir parçası, ticaret bunun bir parçası ama şuradaki stratejik oluşum tamamen Türkiye bozmuş durumda. Bakalım önümüzdeki günler ne getirecek, hep birlikte göreceğiz. Hocam, oraya 6. filo geliyor ama 6. filo geldiği zaman karşısında sadece Türkiye falan yok. Çünkü hani biz İngiltere faktörünü atladık. İngiltere oraya faktörü var. İngiltere ve diğer Avrupa ülkeleri. 6. filo hep oralarda zaten. Ondan hep oralarda şey da. Hani yani ama bu bir gösteri yapıyor. Güney Çin'de. Evet, ama orada bir gösteri yapıyor. Şimdi yani erken gelmesi. O çok... gösterinin konularını iyi okumak lazım. Müsaade eder misiniz onu lütfen söyleyeyim? Ha. Lütfen, şimdi hocam, çok çok teşekkür ediyorum özellikle izleyicilerimiz adına da. Çünkü çok açık, gayet net bir şekilde olayın ne olduğunu ortaya koydunuz. Tabii hocamın alanına girmek istemem ama şunu da söyleyeyim. Biliyorsunuz dünya emperyal hakimiyet teorileri içerisinde değişik şeyler geliştirilmiş. Bunlardan bir tanesi kara eksenli Prusya ekolüdür. Öbürü de denizler, yani dünyaya hakim olan denizlere hakim olur. Ve İngiltere'de biliyorsunuz bu stratejik yapılanmanın gereğini tarih boyunca da göstermiş büyük emperyal oyunculardan bir tanesidir. Orada izin vermeyecek değil şimdi mi? Şimdi şunu söyleyeceğim. Yani bir kere bizim biraz basınımızda bu 6. filo geliyor gidiyor falan biraz bence egzajere edildi. Bunun arka planını okuyalım. Şimdi bir kere burada şu var.
Burada bayrak gösterme tabir edilen, ki denizcilikten gelir. Hakikaten denizcilikte biliyorsunuz bayrak çekerler, bayrak gösterirler birbirlerine. Bir unsur var. Orada varlık gösteriyoruz. Denizlerde karakol görevi yapılır. Karakol görevi demin hocamın söylediği gibi çok açık ve net olarak 6. filo zaten görev bölgesi burasıdır. Akdeniz çanağıdır. Tabii Akdeniz'e hakim olan dünyaya hakim olur gibi teoriler de var. Yani Akdeniz çanağının önemi. Ne oluyor da birdenbire bayram değil, seyran değil, Akdeniz zirvesinde patronajı Macron almak istiyor. İşte bir görüşme oluyor. Macron ben de belki katılabilirim diye falan bu önümüzdeki görüşmelerde gene şeyler oluyor. Bütün bunlar tabii ayrı konu ama şunu vurgulamakta fayda var. Şimdi 6. filodan 4 tane gemi geldi. Bunların 2 tanesi yeni gemiler. Fakat kullanılan resimlerde böyle arkadan çekmiş resim şeyleri. Gemilerin bir imposing dediğimiz böyle özellikle ağır fırkateynlerde falan böyle bir görüntü efekti de vardır. Ya. Böyle arkadan çekilen bir geminin hiçbir görüntü efekti yoktur. Yani böyle 6. filo falan bir filo gördünüz de hani İtalyanlar Otranto'da şeyde sonrası bizim için şey oldu ama Türkler geliyor hani mamma mia aman Allah'ım Türkler geliyor deyince böyle bir imposing mesela bütün bu deniz şeylerinde de öyledir. İspanyol Armadası adı üstünde Armada geliyor. Şimdi burada gelen şey şu bakın. Evet bayrak gösteriyorlar ama münhasıran İsrail'de bir şeye gidiyorlar, tatbikata gidiyorlar. Baktılar ki bu iş özellikle Akdeniz'de, o çanakta, Kıbrıs'ın orada sonuç alamadılar. Türkiye öyle geriye gitmedi. Sonra o kayacıklarda ve adacıklarda aynı şey havadaki it dalaşının yani dogfight'ın deniz versiyonunda bu şeyler geldi. Hücum botlar arasında böyle bu yazılmayan kurallardı denizcilikte. Kafa göstermek derler. Kafayı gösterdiler, bizimkiler uyarıyı verdiler, mahmuzu çaktılar, hemen onlar kaçtı. Gayet açık. Çelenk atacaktı savunma bakanı, onu da açamadı. Çünkü değişik pozisyonlarla tıpkı uçakta olduğu gibi. İt dalaşında en önemli şey şudur, kitlenirsiniz. Yani lazer kitlenir, karşısı alınır demek ister ki bastığım anda seni yok edebilirim, hedefimdesin. Evet. Şimdi burada da denizcilikte de böyle manevralar vardır. Eğer Amerika 6. filoyu buraya gönder, yani full fledge dediğimiz tam manasıyla göndermek isteseydi denizcilik tabiriyle uçak gemisi gönderecekti. Uçak gemisinin olmadığı bir şeyde tam manasıyla bayrak gösterilmez. Bak bu bir. O zaman da ne olur? Kuznetsov gelir yukarıdan. 2 tane uçak gemisi karşı karşıya çıkar. Bunlar durumu kurtarmak açısından, şimdi biliyorsunuz baktılar durum şey olacak. İtalyanlar da biraz korktular açıkçası. Korktular demeyelim de çekindiler. Bunun üzerine ne yaptılar? Bu sefer Dışişleri Bakanı'nın başında olduğu eski petrol şirketinin gemisi oraya gelecek. Amerikan donanması da o gemiyi koruyacak, onları koruyacakmış Exxon. Gibi Exxon'un. Böyle bir şey ortaya çıktı. Gelsinler, hoş gelirler. Biz bunu genelkurmay açıkladığı için ben de gayet açık ve net olarak söyleyeyim. Bir de söylenmeyen bir şey şimdi söyleyeyim. Daha doğrusu bilenler bilir ama açıkça ifade edilmedi. 6. filonun bütün hareketleri öteden beri olduğu gibi şu anda da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o bölgede görev icradan deniz kuvvetlerimizin gemilerinin kontrol ve tarassudu altındadır. Münhasıran 2 denizaltımız sürekli ve diğer 4 gemimiz sürekli olarak karadan, havadan ve denizden bunları biz zaten izliyoruz. Bunların nefes alışlarını dinliyoruz. Arada bir şimdi onu da söyleyeyim, laf aramızda manevralarını falan da yönlendiririz. Bizim denizaltıcılar da arada bir bunlara ping atarlar. Ping atmak şudur. Şey yapmak gibi, kilitlenmek gibi. Yani ben seni orada sonarına atar, ben seni gördüm, yakaladım, oradasın der. Bütün bunlar zaten yapılıyor. Dolayısıyla şunu şey yapalım, evet 6. filo zaten oradadır. Bizim de filomuz vardır, biz de dünyada bayrak gösteririz. Bizim de Somali'de sürekli biliyorsunuz şeylerimiz var. Kardeşlerimiz bizim adımıza gidiyorlar orada 1,5-2 ay, hatta döndüklerinde yavrularını kucağına alan çok değerli subaylarımız var. Dolayısıyla Türkiye'de denizlerde de varlık gösteriyor. Geçtiğimiz dönemlerde hocam mücadelenin devam ettiğini söyledi. Münhasıran deniz ve hava kuvvetlerine musallat olunmasının da arkasında yatan tabii bazı dinamikleri şimdi görüyoruz. Çünkü kuvvetsiz bir Türk donanması Akdeniz'de Türkiye Cumhuriyeti'nin yüksek manfaatlerini koruma konusunda etkin olamaz. Fakat kısa sürede derlenip toparlanma olmuştur. Bu derlenip toparlanma devam edecektir. Her an tetikte olmak durumundayız. Deminki şeyden de şunu söyleyeyim. Yani kimseye tabii akıl öğretmek bizim haddimiz değildir ama hocamın çizdiği tablo o bakımdan çok açık ve selis bir şekilde anlattı. Yani esas oyun farklı noktalarda. Bu oyunu basit tartışmalarla dikkat dağıtmak istiyorlar.
6. donanma filo gelmiş. Zaten buradaydı. Hoş geldi. Biz zaten biliyoruz. İncirlik de burada. Biz onların da nefes alışını takip ediyoruz. Yani bunda bir şey yok. Karşılıklı takip ediyoruz. 7500 tane nükleer başlıklı var bir tarafta. 7000 tane de bir tarafta. Onları da takip ediyoruz. Hindistan'ın nasıl deneyler yaptığına da bakıyoruz. Yani bunlar bir şey değil. Dolayısıyla karşılıklı bir bayrak gösterme var. Türkiye artık özellikle milli savunma teknolojisindeki gelişmeler, işte yerli ve milli olmanın temel amacı da budur. Yani sahip olamazsanız adam size o iki kuruşluk tabancasının mermisini vermez. Tabii. Fakat siz ne zaman ki onu milli silahla bunu gösterirseniz bu sefer pazarlık olur. Bir tane zatı iade ederseniz onun karşısında tankı da onarır, mermiyi de verir. Aynen. Şunu gördüğü zaman, sizin muhtaç olmadığını anladığınız zaman bunu görür. Bu hocamın demin söylediği çok denge oyunudur. Allah aşkına unutmayınız. Soğuk Savaş'ın en koyu dönemlerinde, Soğuk Savaş'ın en koyu dönemlerinde Menderes Moskova'ya gitmek istemedi mi? Müdahalenin arkasındaki sebeplerden bir tanesi 20 Mayıs'ta o değil midir? Süleyman Bey, anti herhalde komünist söylemin en veciz ifadelerini dilimize kazandırmış zat Sovyetlere gitmedi mi? Bizim demir çelik alüminyum firma fabrikalarımızı Sovyet teknolojisi kurmadı mı? Meşhur neydi o bir şey vardı, Jirinovski, evet, Türkiye'ye tercüman olarak tırnak içinde gelmedi mi? Bizi yakından tanımadı mı? Onun için çok da güzel Türkçe küfrede eder, küfürden de anlar Jirinovski. Ama şunu söyleyeyim, yani şaka bir tarafa, yani bütün bunlar Türkiye'nin ne kadar vazgeçilmez olduğunu söylüyor. Patagonya'da bir olay olduğunda bu şey olmaz. Türkiye o kadar değerlidir ki, mücevher gibidir. Evet. Biri köşeye bıraksa başka biri alıp masanın üstüne koyar. Şeyde Kissinger'in anlarında var. Evet. 79 Kıbrıs Harekatı'nı anlatırken diyor ki, bana dediler ki diyor, işte Türkiye'ye ambargo koyun, yaptırım uygulayın. Filoyu gönderin, 6. filoyu. Bir de Spiro Agnew vardı. Tabii. Hatırlarsanız. Evet, Rum asıllı. Evet. Şey yapmasınlar, çıkmasınlar diye filan. Dedim ki ya şimdi benden Yunanistan'la Türkiye'yi aynı terazide tatmamı istiyorsunuz. Yani bu hiç mümkün mü? Yani Türkiye dediğiniz zaman Türkiye'ye bakacaksınız. Türkiye'nin Orta Doğu derinliğinde, Orta Asya derinliğindeki anlamına, önemine bakacaksınız. Ondan sonra hani bir şey yapacaksınız. Dolayısıyla Türkiye her meselenin bir tarafında muhakkak... Bir de zamanlama olarak şeye dikkat çekmek isterim. Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos dedi ki, tarihimizde yine bizi gerektiren bir durum ortaya çıkarsa atalarımızın yaptığını yaparız diye. Daha yeni demeç verdi. Altıncı filonun gelmesi, böyle bir tekrar cesaretlenme ya da tekrar piyonların öne sürülmesi diye de okunabilir bu. Onlardan bir hamle buydu. Yani onlar herhalde tarihten en çok dersi alması gereken millet olduğunu düşünüyorum. Gerekirse bizim de atalarımızın yaptığını yaparız. Yani Ege denizinde. Farklı şeyler muhtemelen yaşanabilir. Muhtemelen onların şimdi başında bir Almanya var. Ve bağlı olduğu bildiğiniz gibi yerler var. Ya birileri bir şey söylüyordur ya da kendi belki iç siyasetine anlamında öne sürülüyor. Ama mesela, bir de şeyi ekleyeyim, pardon keseceğim ama çok yeni haberlerden bir tanesi, Interpol 72 bin kişinin suç şeyinden, listesinden çıkardı Türkiye'de. Bunların içinde FETÖ'cüler var, PKK, PYD hepsi var. Evet. 170 ülkede herhangi bir şekilde bunların aranması, tutuklanması gerektiğinde onları çıkarttı. Bakın yine zamanlamaya dikkat çekiyorum. Dolayısıyla bütün kurşunları tek tek kullanmaya başladılar. Baskı. Ama Türkiye o kadar güçlü bir ülke ki elhamdülillah, ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye artık demin söylediğim gibi satrançta bir iki adım hamle sonrasını düşünmüyor. 5, 6, 10 hamle sonrasını düşünerek hareket ettiği için hepsine hazırlıklıyız. Tarihimizde de buna çok güzel şimdi örnekler var. Şimdi içlerinde çok haklısınız, böyle birkaç tane mesela işte Salih Müslim tutuldu, sonra Çekya bunu bıraktı falan, hep orada bir şey söylemek istiyorlar ama çok haklısınız ama satranç tahtası çok ortada. Türkiye çok önemli bir yerde, evet. Ve mesela Suriye içinde enerji savaşları için, atıyorum ekonomik savaşları ya da kazanımları için de çok önemli bir yerde. Bir üs iyi geçirmek zorundalar bir şekilde. Öte taraftan baktığımızda hakikaten sizin dediğiniz gibi yeni yeni hizalanmalar oluyor. Evet. Mesela İsrail, biliyorsunuz bir gazetesinde bir haber vardı. Herkes son günlerde onu konuşuyor.
bu İsrail yeni müttefiklerini belirlemişti. Diyor ki Yunanistan söylediğiniz yerden evet. ve Sünni devletler tırnak içinde tabii kastı burada evet. Mısır. Evet. Bu yeni hizalanmalar şimdi Suriye'ye baktığınızda da Doğu Akdeniz içinde bir üs olduğunu görüyorsunuz. Afrin konusunda tabii. da öyle. Ama biz isterseniz bu yeni sizin tam tabir ettiğiniz bu yeni hizalanmalardan bu ABD'nin çelik vergisini bağlayalım hikayeyi. Evet. Ne anlama geliyor diye. Çünkü sanırım Rusya ve Çin'i ekonomik olarak da çok etkileyecek. Asıl böyle sizin alanınız ama i̇şte böyle bir küçücük oradan da, çünkü. Hocamın da tabii. Evet, aynı şekilde o yüzden böyle yaptık zaten. Evet. Üçümüz de evet. bu konuda konuşuyoruz. Evet. Şimdi bu Trump şöyle bir şey söylüyor. En sonunda açıklaması şöyleydi. Aldığımız kararlar çelik ve alüminyum gümrük vergisine yönelik söylüyor bunu, kastediyor. Bir seçenek değil, ulusumuzun güvenliği için zorunluluktur diyor. Evet. Yani, küresel kapitalizm döneminden ulusal kapitalizmler dönemine doğru geçişle ilgili bir karar. Küresel ekonomi politikte hayli zamandır konuştuğumuz, tartıştığımız, Trump'ın işte vaat ettiği dönüşümün somutlaşması. Yani seçim dönemi kampanyası boyunca küreselleşmenin, ekonomik küreselleşmenin fişini çekeceğim diye iktidara gelen biriydi. Yapar mı, yapamaz mı, şöyle mi, böyle mi derken en önemli icraatlarından biri bu. Ve bu işte ticaret savaşları diye ifade ettiği bir süreci tetikleyecek. Bunların benzerlerinin tarihte yaşandığı dönemler maalesef işte arkasından dünya savaşlarının geldiği dönemler. Dolayısıyla biz küresel açıdan gerilimlerin büyüyeceği bir güzergaha doğru gidiyoruz. Yani rakamlar falan çok önemli. Elbette bunun ekonomik büyüklüklere ne olacak, kimin ne kadar etkileyecek önemli ama dünyanın genel gidişiyle, genel gidişatın genel mantığıyla ilgili bir sinyal gönderiyor. Kime gönderiyor bu sinyali? Diğer büyük güçlere gönderiyor. Dolayısıyla bugün bu sektörde karşılaştığınız bir şeyi yarın başka sektörlerde de görmeye başlarsınız. Ve herkes hem yatırım planlamalarını hem de güvenliğiyle ilgili bir kısım kaygı ve hesapları ona göre hazırlamaya başlıyor. Bir tabir yakın dönemde kullanılmaya başlandı. Daha önceden de akademik metinlerde görüyorduk ama daha sık kullanılıyor. Jeoekonomi. Evet. Şunu söylüyorlar. Şimdi küreselleşme sürecinde ekonomi lokomotifin lokomotifti. Güvenlik ve diğer alanlar katarlardı. Yani her şey ekonomiye, ekonomik küreselleşmenin mantığına ya da liberal küreselleşmenin mantığına göre ayarlıyordunuz. Şimdi lokomotif güvenlik, ekonomi ve diğer şeyler de Katar, arkadan gelen Katarlar haline dönüşüyor. Öyle olunca da yalnızca ülke içerisinde işçimi korumak, ekonomimi korumak falan bakımından değil, güvenliğim bu ülkeyle ticaret yapmamdan nasıl etkilenir sorusunu da sorarak karar almaya başlıyorlar. Bu da tabii dünya düzeninin içerisinde gerilimleri arttıran bir şeydir. Ne kadar az şey paylaşmaya başlarsanız o kadar hızlı çatışma benzinine girmeye başlarsınız. O yüzden de tedirgin edici bir gelişme. Yani atçı dalgalarını da önümüzdeki dönemde göreceğiz muhtemelen. Bu ticaret savaşları için ne diyorsunuz hocam? Evet, 80'li yıllarda başlayan serbestleşme, ticaretin serbestleşmesi, liberalizasyon politikalarından sonra 90'lı yıllarda küreselleşme, dolayısıyla tamamen dijital evrimle birlikte tüketici alışkanlıkları değişti, kalıpları değişti, üretim şekli değişti. Bilgi teknolojileri diyelim daha doğrusu buradaki gelişmelerle de sınırlar kalktı. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki artık herkes belli bir doyum noktasına ulaştı. Ve gelişmekte olan ülkeler burada çok tartışılabilir. Bu süreçten yararlandı mı yoksa gerçekten arzu edilen noktaya geldi mi? Ticaret savaşları diyoruz. Evet, bunları daha önce bütün dünya yaşadı çeşitli dönemlerde. Baktığınız zaman bu tabii sadece, bunu tekrar söyleyeceğim, 2008-2009 küresel krizinden sonra ortaya çıkan bir olgu oldu. Bütün bu konuştuklarımız aslında altyapısı oraya kadar gidiyor.
Bundan sonra ülkeler eğer içe kapanır, ekonomilerinde güvenlik konusu nedeniyle, tehdidi nedeniyle diyelim, o zaman tabii bambaşka bir dünya, bambaşka bir ekonomik sistemden konuşmaya başlayacağız. Şunu da unutmayalım, bu güvenlik tehdidi her zaman vardı. Amerika bunu önce Sovyetler Birliği diye gündeme getirdi. Daha sonra işte Küba dedi. Daha sonra şer ekseni dedi. Şimdi de küresel terör diyor. Aslında küresel terörü besleyen bütün bu oluşumların buralarda olmasına neden olan kim? Dolayısıyla bu güvenlik tehdidi kavramı altında yeni bir ekonomik yapılanma olur mu? Olur. Ama bu da şu demektir. İşte yeni normal dediğimiz yeni küresel ekonomik ve finansal sistemin nasıl olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bunun ayak sesleri çok önce geliyordu. İşte uluslararası rezerv paranın dolar olmasından tutun, ticaretin ve özellikle petrol ticaretinin dolarla yapılmasından tutun. Buralarda hep bir arayış var şu anda. Şimdi de eğer içe kapanık ekonomiler gündeme gelirse o zaman yepyeni bir küresel ekonomik düzeni göreceğiz. Kimse ne olduğunu tam bilmiyor yeni normalin. Herkes konuşuyor. Stratejik anlamda çalışmalar var. Ama tabii burada yaşanan bu kaos ve iç savaşların da çok önemli bir katkısı olacak. Hocam, ticari savaşlara bir de şunu ekleyelim mi? Tabii. Biliyorsunuz Katar. Evet. Katar Yunanistan dedik. Yunanistan'la bir görüşme yaptı. Evet. Ve hakikaten bizimle yarı müttefik ya da yarı hizalanmada olan bir yer Katar ve önemli de. Yani ilişkilerimiz de önemli bir yerde. Evet. Ve Katar'da 1996'da galiba bir biliyorsunuz daha önce de bir darbe girişimi evet. olmuştu. Ve şimdi Amerikan heyeti biliyorsunuz üst düzey yetkilileri Katar emiriyle görüştü. Ama bu görüşmeden önce bunlar tam da buna denk geldi. Yani bu 96'daki darbe tutanaklarını ya da kanıtlarını ortaya döktüler. Enteresan bir biçimde. Şimdi bunları o kadar sisli ki nasıl okumak lazım? Bölgede bütün bu güç savaşlarında Katar da önemli bir yerdir tabii. Çünkü. Şimdi çok kısaca Katar'ı söyleyelim sonra ticaret savaşlarına bakalım. Şimdi bu Katar'daki şey biliyorsunuz amcaoğlu hala kızı meselesi. Yani o onu deviriyor, bu bunu deviriyor. Bunlar biliyorsunuz aslında 2,5 milyon civarında. Bunlar made up dediğimiz yani cetvelle çizilmiş, yapılmış belli ülkeler. Bizim tabii dostumuz, biz herkese dostluk gösteriyoruz. Burada bir sıkıntımız yok. Stratejik ortaklığımız var ama tabii Katar'ı son dönemlerde çok hırpaladılar. Şu anda bu zatın Yunanistan'ı ziyaret etmesinin de bize borçlu. Yani bu gayet açık ve net. Orada eğer bizim müdahalemiz olmasaydı şu anda başka bir rejim, başka bir kişi olacaktı. İngiltere ile de ortak tatbikat yapacaklar. Evet, yapacaklarmış. Güzel yapsınlar. İngiltere ile de ortak tatbikat yapabilirler. Tabii biz Arap kardeşlerimizle beraber tarihten gelen bazı deneyimlerimizi de hiçbir zaman unutmadan aynı yolda evet. ve devam ediyoruz. Aynı kitaba iman ediyoruz. Ama biz ortak tarihimizi unutmuyoruz. Türkiye tarih boyunca da o topraklarda birkaç yüzlerle, yüzyılla ifade edilen sürede kalmıştır. Öyle 25 yıl kalıp da lisanını oraya yerleştiren, üniversitesini kurup da işte adamların yemek yeme tarzını veya askerlerin yürüyüş tarzını bile etkileyen emperyal şeylerin uzağında kaldık biz. Bunu tabii Arap dünyasındaki entelektüeller de görenler var. Ama genel anlamda tabii bazı kompleksler veya bazı tarihi hafızadaki çarpıtılmalar ve özellikle bu tabii şarkiyatçılık ekseni etrafında tırnak içindeki dostlarımız tarafından yapılmış ve bazı şeyleri de kolaycılığa kaçma. Ben hep onu düşünürüm. Değerli dostumuz, komşumuz Ermenistan birçok sıkıntıyı Türkiye'ye fatura eder. İşte Arap dünyası da birçok sıkıntıyı Osmanlı'ya fatura etmek istiyorsa, Türklere fatura tamam. etmek istiyorsa bir şey diyemeyiz. Hocam bir cümle tabii, desek. Buyurun. Yani. Tabii. Bunun bir sebebi de şudur. Şimdi Türkiye tarihte burada düzen kurmuş olan bir ülke. Evet. Şimdi Amerikalı, İngiliz orada ne yaparsa yapsın son tahlilde gidici olduğunu düşünürler. Fakat Türkiye'nin kuvvetlenerek bölgeye doğru inmesi demek
O nizamın tekrar gelmesi tabii demek. Bir kalıcı biçimde bir dönüşüm anlamına gelir. Bu yüzden de ondan çekinilir. En çok da Türkiye'den çekinilir. Şimdi müsaade ederseniz bu noktadan sonra biraz da ticaret savaşlarından bahsedelim. Evet. Hocalarım gayet güzel noktalara değindiler. Şimdi Trump seçim söyleminde biliyorsunuz buna önem verdi ama buradaki şey şuydu. Yani işte bizim şeylerimiz, işlerimiz kaybediyoruz ve hedef aldığı orta alt sınıf, işte orta Amerika bu seçmen çok enteresan aslında. Endüstri 4.0'a gidiyoruz, robotlaşmaya gidiyoruz. Adam hala kol işçiliği, demir çelik işçiliğinden falan şey yapıyor. İşte diyor ki onlar diyor bizim elimizden çaldılar. Biz şimdi onlara şey yapacağız, Çin'e karşı bu bariyeri koyacağız. Yani 80 bin tane demir çelik işçisini kurtarmak için dünyadaki 8 milyar insanı acaba tehlikeye mi sokuyor diye de düşünmek lazım. Ama neticede bunu koyarken de nasıl yaptı? Bir kere bir fiili durum yaptı. Kudüs'teki gibi. Yani konuşuluyordu bunlar ama ne zaman yapacağı belli değildi. İçeride enteresan dengeler oldu. Bu Rob Porter diye bir zat vardı. Bu işlerin bunun koordinasyonunu yapan, uhuletle ve suhuletle yürüten. Bu iki tane eşine de fiziki şiddet uygulamış. Bunu apar topar gönderdiler tabii şeyden, görevinden. Ve bu Beyaz Sarayı'nda malumuymuş. O ortadan kalkınca hemen Peter Navarro diye bir Virginia Üniversitesi'nden bir profesör meslektaşımız var. Bu aşırı korumacılık. Hatta enteresan bir kitabı var. Kitabın ismini söyleyeyim de adamın mantığını düşünün. Aslında akademisyenlikte böyle tek taraflı, hani cehalet olmaz. Cehalet nedir? Bir tarafa doğru gitmektir. Olmaz ama Death by China, yani Çin eliyle ölüm diye kitap yazmış. Bu da kolay tabii. Dışarı expose edersiniz. Yani netice itibariyle bu orta dengede biraz da gündemi değiştirmek için bir tweet attı başkan. Dedi ki ticaret savaşları iyidir ve kazanması da kolaydır. Bir tane daha tweet attı. Demin sizin söylediğiniz şeyler retoriğe çok yaygın. Çelik sektörün yoksa ülken yok demektir. Ya biz 19. yüzyılda mı yaşıyoruz? Yani çelik ve tereyağı meselesi falan bunlar bitmiş artık. Bunlar çok, yani hocalarım gülüyorlar çünkü biz ticaret teorilerini çocuklara okuturken bunları okuturuz. Evet. 18. yüzyıl örnekler. Yani örnekler. Merkantilisti Ricardo'nun bile adam 18. yüzyılda mukayeseli üstünlükleri koymuş. Şimdi netice bu. Esas mesele şu. Bunu nasıl yaptı? Bunu yaparken Çin falan diye söylemedi bakın. 1962 yılında çıkmış bir yasa var. Ulusal güvenliğimizi ve savunma sanayimizi gözeterek diyor. Şimdi bu çok enteresan bir şey. Ulusal savunma sanayini gözeteceğim diyor. Ve çoğu kişi bunu Çin'e karşı bir darbe olarak görüyor. Halbuki bu yeni dünya düzeninde biraz evvel açıklanan, hocamın haritada gayet güzel gösterdiği meselelerde bence yeni bir kaldıraç, yeni bir pazarlık kapısı. Neden? Tabii. Bu Çin'i falan çok etkilemiyor. Bakın çok basit bir örnek vereyim size. Ben hocam kadar güzel grafiklerle gelmedim ama. Çelik ithalatına baktığınızda Kanada bir numara. İki numara Brezilya, üç numara Güney Kore, dört numara Meksika. Şimdi bakalım. Kanada ile Meksika NAFTA anlaşmasında ortak. Tam bunlarla ilgili müzakereler sürerken bir kazık atıyor. Özür dilerim, mazur görün ifademi. Ve diyor ki belki tekrar pazarlık ederiz diyor. %16.1 Kanada'nın ne yapacağı şu anda belli değil. Meksika ne yapacak bilmiyoruz. Peki kime zarar görüyor? Çin 11. sırada %2.2'sini karşılıyor sadece. Bakın kime zarar veriyor. Güney Kore'ye zarar veriyor. Rus 6. sırada Türkiye'ye zarar veriyor. Ondan sonra Almanya'ya zarar veriyor 6. sırada. Birdenbire devreye savunma bakanı giriyor. Jim Mattis. Allah Allah, ne alakası var? Mattis diyor ki NATO'daki müttefiklerimize ayrıcalık yapalım. Müzakere başlatalım. Ama herhalde hafızası zayıf ki Türkiye'yi burada saymıyor. Almanya'yı falan sayıyor. Aslında aba altından Almanya'ya da sopa gösteriyorlar. Çünkü Almanya'nın büyümesi %50 ihracatına bağlı. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Zaten otomotiv sektörüne arkadan geldi. Aynen onu söyleyecektim. Otomotiv sektörüne zaten ticaret savaşlarının mesajı gelmişti. Tabii, karbonu kirlettin. Karbonu kirlettin vesaire dediler. Ağır şimdi ceza. Enteresan, yani burada bakınca. Deutsche Bank'ı batırdılar. Aynen öyle. Fakat şunu da anlamıyorlar. Ya Almanya ve Japonya nitelikli çelik veriyor. Yüksek vasıflı çelik. Tamam. Bu çeliği başka bir yerde almaları mümkün değil. Tamam. Şimdi teknik ayrıntılara girmeyelim. İleride bunlar şey yaparsın, bir programda tekrar konuşuruz. Tamam. Bazı şeyler var. Hani kütük çelik başka, demir çelik. Tamam. Onları zaten Amerika'da üretmeleri mümkün değil.
Yani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla içeride de fiyatlar artacak. Evet. Bu sefer ne oldu? Amerikan otomotiv şirketlerinin hisse değeri düştü. Demir çelik, alüminyum üreticilerinin çıktı. Bu sefer pazarlık başladı. Efendim işte meşrubatları koyduğumuz şeyleri acaba alüminyum sınıfını dışarıda bırakabilir misiniz gibi. Tabii içeride de problemler devam ediyor. Birden hızla olmadı. Neden olmadı? Bunlar çok konuşulur. Hocam daha iyi bilir. Uluslararası ticaret profesörü. Şimdi biz için herkes her şeyi konuşuyor. Gümrük tarifi pozisyonuna bakarım ben. Gümrük tarifi tabii. Pozisyonunda değişiklik var mı? Daha yok. Dedi ki cuma günü açıklayacağım dedi. Geçen cuma için. Tıs yok. Yani. Çünkü içeride de konuşuyorlar. Gary Cohn var. Cohen. Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı. Bu buna tamamen karşıydı. William Dudley Fed Başkanı. New York Fed Başkanı. Dedi ki böyle şeyler alırsanız geçen perşembe içeriği vurur dedi. Tabii. Yani çok da açık söylendi. Fakat Gary Cohn istifa etti. Başkan Trump da tam Trumpvari bir şey yaptı. Meraklısı çok dedi, iyi bir seçim yapacağım dedi. Herkes sıraya girmiş bekliyor. Hocam biz de adaylığımızı gönderelim istersen. Tamamen aşırı milliyetçilik evet, ve aynen. Popülist yaklaşıma popülist bir örnek. Amerika'da aynen yaşanan öyle. Bir örnek aynen şu öyle. Anda. Bunun analizini yapıyorlar tabii. Ticaret adası ayağa kalkıyor Amerikan ticareti vesaire. Ama şunu söyleyeyim. Burada Trump bayrak gösteriyor. Bu önemli. Bundan sonra şeyler devam edecek. AB Ticaret Komisyonu Başkanı Cecil Malmström dedi ki bu insafsızlıktır dedi bugün şeyinde. Bizim Sayın Bakanımız Zeybekçi dedi ki Avrupa Birliği ile ortak retaliation karşı koyma yapacağız. Jean-Claude Juncker dedi ki böyle bir şey kabul edilemez AB Komisyon Başkanı. Esas bir de Dünya Ticaret Örgütü diye bir şey var. Evet. Dünya Ticaret Örgütü Peter Azevedo'da diyor ki bu diyor tamamen kabul edilemez diyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri Dünya Ticaret Örgütü ile zaten ters düşmüş. Nasıl iklim şeyine Paris Anlaşması'na dışarıda kalıyorsa bu Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin yargı seçimine de engel olur. Demem odur ki son cümlelerim biz Türkiye açısından bakalım. Önce Can sonra Canan. Burada Türkiye'nin çok dikkatli gitmesi lazım. Çünkü biz iki taraftan darbe yiyebiliriz. Birincisi %7'ye yakın özellikle kütük ihracatını yapıyoruz. Orada fiyatımız artacak. Sıkıntı olabilir. Başka rekabet olabilir. İkincisi de bunun kullanıldığı otomotiv ürünlerine eğer şey gelirse, bariyer gelirse biz biliyorsunuz geçtiğimiz ihracat rakamlarına göre otomotiv bir numara. Hafif binek ticari otomobil sektöründe segmentinde %3 ila %5 arasında pazar payımız var. Oradan sıkıntı olabilir. Onun için de gerekli çalışmalar Ankara'da yapılıyor. Çünkü Cumhuriyet tarihinde ilk defa bütün rakamlara sahibiz. Yani ithalatın oranı, ihracatın oranı örneğin bir binek otomobilinde kaç tane ne kadarlık ihracat var, ne kadarlık ithalat var, katma değeri hepsini biliyoruz. Tarımda da biliyoruz. Şimdi bunun karşı tedbirlerini almak lazım. Peki ben çok teşekkür ediyorum Sayın Vekilim. Bir cümle söyleyecektiniz herhalde. Ben kapanışı da Kadınlar buyurun. Günü'yle yapmak istiyorum. Bizim için çok önemli bir hafta. 365 gün bizim için değerli ama farkındalık oluşması açısından bu önemliydi. Ama iki güzel hafta algısıyla da birleşti. Birincisi girişimcilik haftası aynı zamanda bu hafta. Bir de bilim ve teknoloji haftası. Kadın girişimcilerimizin oranı Türkiye'de %15, dünyada %17. Yani girişimcilik yine kadınları ön plana çıkaracağız. Girişimci yapacağız. STEM dediğimiz bilim ve teknolojide destekleyeceğiz. Bu üç anlamlı olayı da bir haftada yaşıyoruz. Buna vurgu yapmak istedim. Zaten dünyayı kadınlara bıraksalar bence daha barışçıl olur hocam. Katılıyorum. Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, gelecek hafta buluşuncaya dek sağlıcakla kalın.